Daha önce birkaç kez dile getirmiştim. Kendisi iyi de oynasa, kötü de oynasa gündem olan, seveni kadar nefret edeni de çok olan, ekşi sözlükte benzer etnik duruma sahip ve aynı dönemde transfer olmuş Feghouli hakkında sadece 138 sayfa entry varken, onun hakkında 487 sayfa entry bulunan, hakkında çok konuşulan, çok övülen, çok yerilen, sansasyonel bir adam. Kimilerine göre Allah vergisi meziyetlerle donatılmış, yumuşacık bileklere sahip bir oyun kurucu. Kimine göre istikrarsız, vurdum duymaz, disiplinsiz, Galatasaray'ın 10 numarası olmaya layık olmayan bir oyuncu. Peki kim haklı dersiniz? Bence iki tarafın da kendine göre çok haklı sebepleri var. Nasıl mı? İşte bunu anlamak ve anlatmak için çocukluğuna ve Türkiye'ye geldiği ilk döneme dönüp onun hayat hikayesini paylaşacağız sizlerle. Varlığı yakan, yokluğu yok eden adamın hikayesi. Younes Belhanda'nın hikayesi. Fas asıllı Younes Belhanda, 25 Şubat 1990 Fransa Avignon doğumlu. Doğduğu yer ve sahip olduğu etnik köken onunla ilgili çok şey ortaya koyuyor aslında. Fas, Kuzey Afrika'da yer alan Müslüman bir ülke. Çok özgür ve kozmopolit bir yermiş gibi gözükse de radikal kurallarla yönetilen bağnaz bir rejime sahip. Bakın, ben bir turizmciyim ve yaptığım meslek sebebiyle ülkeler hakkında genelleme yapabilecek kadar çok insanla tanıştım. Şunu çok net söyleyebilirim ki, yumuşak başlı, agresif olmayan bir tane Faslıya henüz rastlamadım. Çok sinirli bir millet. Bu agresifliğin, fakirlik ve cahilliğin yanı sıra yüzyıllar boyunca başka devletlerin sömürgesi olmalarından kaynaklandığını düşünürüm hep. Yüzyıllar boyunca bastırılmış, incitilmiş, sinirlendirilmiş bir millet. Hani biz Türkiye için deriz ya, doğu batı arasında sıkışıp kalmış bir ülke diye. İşte bu dediğimizi onla çarpın, ortaya çıkan sonuç eşittir Fas. Bir ülke düşünün ki batısında koca Atlantik Okyanusu, doğusunda Akdeniz, güneyinde kuraklığın sembolü Büyük Sahra çölüyle Afrika kıtası, kuzeyinde medeniyetin sembolü Avrupa. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bu kadar keskin uçlar arasına sıkışıp kalmış dengesiz bir ülke. Bu cümle en az ülkesi kadar Younes'i de tanımlıyor sanırım. Gelelim doğduğu yere. Fransa, Avignon. Peki size Fas'ta Arapçadan sonra en yaygın konuşulan dilin Fransızca olduğunu ve bunun sebebinin Fransa'nın sömürgelerinden biri olmasından kaynaklandığını söylesem şaşırmazdınız herhalde. Ama bakın şuna şaşıracaksınız. Avignon, Fransa'nın güneyinde yer alan bir ortaçağ şehri. Ki ortaçağ, krallık ve kiliselerin bağnaz zihniyetlerinden ötürü karanlık çağ olarak da bilinir. Belhanda'nın dünyaya geldiği yer, yani Avignon, 1309'dan 1377'ye kadar 68 sene boyunca papalığın merkezi olan bir şehir. Papalığın merkezi, yani Hristiyanlığın sembolü. Şu meşhur belalı Marseille ve Montpellier arasında sıkışıp kalmış küçük bir Hristiyan şehri. Bu şehirde Müslüman ve Faslı bir çocuk olarak büyümek zorunda olan Younes Belhanda. Bence siz de onun yerinde olsanız, kavgacı, disiplinsiz ve sert bir çocuk olurdunuz. Zira Avrupa'nın göbeğinde bir Müslüman olarak size üstten, küçümseyici bakan onlarca çift göz arasında yumuşak gözükmek belki de ihtiyacınız olan son şey olabilir. ...1997 yılında Aramonais'in genç takımında başladı Younes'in futbol kariyeri. Daha sonra 5 yıllık uzun ve başarılı bir dönem geçireceği Avignon Genç Akademisi'ne adım attı. 2003 yılında Montpellier scoutlarının dikkatini çeken Belhanda bir gösteri maçına davet edildi ve performansıyla bütün antrenör ekibini büyüledi. Montpellier yönetimi hiç vakit kaybetmeden 13 yaşındaki bu çocuğa transfer teklifinde bulundu ve Younes artık Montpellier'in oyuncusuydu. 6 sene boyunca genç takımlarda başarıyla forma giyen Younes, 2009'da A takım formasını da terletmeye başladı. Aynı zamanda kulübüyle profesyonel sözleşme de imzalayan Belhanda, 2013 yılına kadar sürecek bir kontrat yaptı. O zamanlar ağırlıklı olarak ön libero oynasa da çok üst düzey bir tekniği vardı bu adamın. Gerçekten de yetenekli bir gençti. Çıplak gözle o topu ne zaman ayağına alsa ilk dokunuşunda hissedebileceğiniz türden bir yetenek. Bugün bile Belhanda'nın kendi taraftarlarını ikiye bölmesindeki en büyük sebebin hissettirdikleriyle performansı arasındaki ters orantı olduğunu düşünüyorum.
Bakın benim ilk kez izlediğim bir futbolcuyu değerlendirirken ilk izlenim edindiğim şey first touch dedikleri ilk kontroldür. Bir futbolcunun kendine doğru gelen bir topa ilk dokunduğu an onun topla olan ilişkisi, topu ayağına yakışıp yakışmadığı hakkındaki tüm gerçeği gözler önüne serer. Ve top Belhanda'nın ayağına gerçekten çok yakışıyor. Hatta first touch konusunda gelmiş geçmiş en iyilerden Zidane 2012 yılında onu bizzat veliaht olarak ilan etmişti. 2011-2012 sezonunda Olivier Giroud ve Belhanda önderliğinde rüya gibi bir sezon yaşadı Montpellier. Kulüp tarihinde ilk ve şimdiye kadarki tek şampiyonluğunu kazanırken Belhanda 28 maçta attığı 12 golle kariyer zirvesi yaşamıştı. Mark Vivien Foe ödülü olarak da bilinen Fransa'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanan 22 yaşındaki yıldız, aynı zamanda yılın en iyi Afrikalı oyuncusu seçildi. Yaratıcılığı ve gol sevinci olarak attığı parandelerle Fransa Ligi'nin en önemli birkaç yıldızından biri olmuştu. Ayrılık yakında artık. Ertesi yıl Montpellier peri masalından uyandı. Takımın gol yükünü çeken Giroud ayrılmış, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında tek galibiyet alınamamış ve Montpellier Ligi ancak 9. sırada bitirebilmişti. Performansı stabil kalan tek adamdı belki de Younes. 30 maçta 10 gol kaydettiği sezonun ardından herkes nereye gideceğini merak ediyordu. Fransız basınına göre Manchester United, Arsenal, Tottenham ve Aston Villa gibi Premier Lig ekipleri ilgileniyordu onunla. Belki de kariyeri açısından adapte olmakta çok zorlanmayacağı, fiziksel mücadelenin üst düzey olduğu İngiltere Ligi onun için en doğru tercih olabilirdi. Ama şartlar öyle gelişmedi. Younes'in menajeri, daha doğrusu Türkiye temsilcisini çok yakından tanıyorum. Onun bana söylediği üzere bir menajerlik oyunu dönmüştü. Belhanda'nın kendi söylemiyle bu transfer hayatının pişmanlığıydı. Belhanda 8,5 milyon euro bedelle Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e transfer olurken kariyeri büyük bir duraklama dönemine girdi. Her ne kadar Fransa'da doğmuş olsa da Belhanda gibi oldukça sıcak bir iklimden gelen Afrika kökenli oyuncular için Rusya ve Ukrayna gibi soğuk iklimli ligler, diğer Avrupa ülkeleriyle farklı mevsimlerde başlayan ve biten ülkelerde futbol oynamak sanırım onların genlerine aykırı. Belhanda burada umduğunu bulamadığı gibi Avrupa futbolunun sahnesinden de hayli uzak kalmıştı. Dinamo Kiev'de onu da aradığını bulamadı desek yanlış olmaz. Burada 2,5 sezon geçirdi Younes, 55 maça çıktı, 6 gol attı. Kiev'in şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında Alman ekibi Schalke'ye kiralık gitti. Ancak burada da pek istikrar sağlayamadı. Kulübünün onsuz yaşadığı şampiyonluk Kiev'i Belhanda konusunda bir karar vermeye etmişti. Vücut dili itibariyle oldum olası hırstan uzak bir görüntüsü var Younes'in. Belki de gerçek bu değildi ama sanki oyunu yeterince ciddiye almıyor gibi gözüküyordu. Bir de tabii çoğu Afrika kökenli oyuncuda olduğu gibi sıklıkla gereksiz kartlar görerek takımını eksik bırakma tehlikesi taşıyordu. Sanırım Belhanda'nın eşsiz yeteneğine rağmen beklenen patlamayı yapamayışını kısaca böyle özetleyebiliriz. Sorumsuz ve disiplinsiz bir Afrikalı. 2016-2017 sezonunda Kiev onu Fransız ekibi Nice kiraladı. Belhanda yıldız olduğu lige geri dönmüştü. 10 numara ve sol açık pozisyonlarında görev alan Younes sezonu 36 maçta 3 gol 6 asistle tamamlarken Nice tam 78 puan toplayarak ligi 3. sırada bitirdi. İşte tam da burada Galatasaray ve Belhanda'nın yolları kesişti. Öncelikle idrak etmemiz gereken şey şu, Belhanda klasik bir 10 numara değil her ne kadar bu numarayı almış olsa da. Evet, taraftarın sevgilisi Wesley Sneijder'in ayrıldığı ve takımın uzun süredir hedeflerinden uzak kaldığı bir dönemde büyük beklentilerle ve ciddi bir bonservis bedeliyle alınmış olması onun için biraz talihsizlik oldu. Ancak onun farklı ve kendine has bir oyun tarzı var. Belhanda'nın bugün dönüştüğü oyuncu daha çok 8,5 numara diye tabir edebileceğimiz, topla yaratıcı olduğu kadar oyunun savunma tarafına da katkı yapması beklenen, kora kor oynayan, fiziksel mücadeleden geri durmayan ve gol bölgesinde çok fazla gözükmese de golü dizayn eden, asistin asisti dedikleri pas bağlarını sağlayan modern bir oyuncu profili. Belki de herkes 10 numara dediğin skorer olur, bu adam gol atmıyor gibisinden bir beklenti içerisindeydi. Ya da Wesley'in ayrılışını içlerine sindiremeyen Galatasaray taraftarı, ki bu ayrılık da camiayı ikiye bölmüştü, 10 numaranın yeni sahibi Belhanda'yı içlerine sindiremeyip daha sahaya bile çıkmadan ona sanki biraz üvey evlat muamelesi yapmışlardı. 2017-2018 sezonuna Igor Tudor yönetiminde başlayan Galatasaray'da bir süre için her şey çok iyi gidiyordu aslında. Ama ne olduysa yine bir Fenerbahçe maçından sonra oldu.
Belhanda 73'te ceza sahası içerisinde kendini yere bırakırken aldatmaya yönelik hareketinden dolayı ikinci sarı karttan kızarıyor. 0-0 biten maçta oynattığı korkak futbol yüzünden eleştirilen Igor Tudor'la birlikte Wesley'in ayrılışı ve yüksek bonservis bedeliyle zaten ön yargılı olunan Belhanda bu sorumsuz davranışından sebep kıyasıya eleştiriliyordu. Takibinde takım deplasmanlarda tökezlemeye, Belhanda ise büyük maçlarda büsbütün ortadan kaybolmaya başladı. Devre arasına yakın yaşanan teknik direktör değişikliğinden sonra yaşananları Younes şöyle anlatmış. Bunu eleştirmek için söylemiyorum ama Tudor döneminde farklı sistemler deniyorduk. Bu taktik değişikliklerden dolayı sorun yaşıyorduk. Fakat Fatih Terim geldikten sonra hep aynı şekilde oynadık. Ne oynayacağımızı biliyorduk. Faslı oyuncu Tudor yönetmeninde büyük maçlarda kaybedilen puanların rövanşının ikinci yarı Terim'le alınmasını ise şu şekilde yorumladı. Fatih Terim'in yaptığı şey büyük maçlarda farkı yarattı. Sonuçta biz büyük bir takımız. Büyük takımlar başkalarına adapte olmaz. Rakip kim olursa olsun ister büyük ister küçük takım taktiğini aynı şekilde uygular. Terim yetenekli oyuncuları sever. Sağ içinde onlara özgürlük tanımayı da. İşte tüm takımla birlikte Belhanda'nın performansındaki artışın sebebi de tam olarak buydu. Takım özgüvenini geri kazanmış, kaybettiği büyük maçların rövanşını birer birer almış ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti. Belhanda sezonu 30 maçta 3 gol 8 asistle tamamlarken Galatasaray'ın özellikle iç saha maçlarındaki coşkulu ve baskılı oyununun kilit adamlarından biriydi. Sanırım bir takımı tek başına taşıyacak özellikle bir oyuncu olmasa bile sorumluluğun paylaşıldığı ve kolektif bir yapının oluştuğu takımlarda Belhanda'dan üst düzey verim almak çok daha kolay. Faslı Yıldız için göz kamaştıran yeteneğine rağmen ön plana çıkan skorer bir oyuncu olmak değil, takımın bir parçası olmak daha doğru bir rol. Yeni sezon başlamadan önce ismi sıkça transfer söylentilerinde yer aldı Belhanda'nın. Premier Lig, Almanya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu konuşuldu ama Belhanda'nın tavrı netti. Galatasaray'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi. Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapsa da 4. haftada oynanılan Galatasaray-Trabzonspor maçında yaptığı şu sorumsuz davranışla 2-0 mağlup olan takımını henüz 30. dakikada 10 kişi bırakıyor ve maç sonunda 4-0 sonuçlanırken tüm eleştiri oklarının hedefindeki adam oluveriyordu. Açıkçası böyle sorumsuz bir davranışın ardından PFDK'dan 3 maç ceza alan Belhanda'nın geri dönebileceğini, ona her zaman baba şefkatiyle yaklaşan Fatih Terim'in bile Belhanda'ya tekrar forma şansı vereceğini düşünmüyordum. Ama belki de kaderi böyleydi. Tam onun kırmızı kart cezasının biteceği maç, Emre Akbaba yaşadığı büyük sakatlıkta sezonun ilk yarısını kapattı. Kadro rotasyonu çok dar olan takım da mecbur formayı tekrar ona emanet etti tecrübeli çalıştırıcı. Ancak bu kez de yine bir Fenerbahçe maçında, üstelik Fenerbahçe'nin çok kötü bir durumda olduğu ve Galatasaray'ın 2-0 önde olduğu, herkesin fark olmasını beklediği bir maçta önce Valbuena ile isyan bayrağını astı Fenerbahçe, ardından 72'de Belhanda Valbuena'nın ayağındaki topa müdahale etti. Top son olarak Valbuena'ya temas edip taca çıktı. Younes, tacın takımı lehine verilmesini bekliyordu ancak hakem Fırat Aydınuz aynı fikirde değildi. Buna tepki gösteren Belhanda yerden geç kalktı, Fenerbahçe tacı hızlı kullandı, Jailson ile golü buldu. Maç 2-2 biterken Galatasaray farka götürebileceği bir maçta bir puanı zor kurtardı ve maç sonunda konuşulan adam o pozisyonda yerden kalkmayarak bir kez daha sorumsuz bir davranışta bulunan Younes Belhanda'ydı. Takibinde toplam 6 maç kaçırmasına sebep olan bir sakatlık yaşadı Younes. Öncesinde 3 maçlık kırmızı kart cezasını da sayarsak Galatasaray onsuz çıktığı 9 maçta sadece 2 kez galip gelebildi. Ne onla oluyordu ne onsuz. Daha önce söylediğim gibi varlığı yakıyor, yokluğu yok ediyordu. Devre arasında gidişi tekrar gündem oldu Younes'in. Arap Yarımadası'ndan teklifler vardı Belhanda için. Ara transferde çok hareketli günler geçiren Ozan Kabak, Geri Rodriguez ve Maicon gibi oyuncularını kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim'in Younes için kararı oldukça netti. Kesinlikle kalmasını istiyorum, ne gerekiyorsa yapılsın. Sözleşme konusunda ilk günden beri taviz vermeyen yönetim Belhanda için bir ayrıcalık yaptı ve devre arasında sözleşmesini iyileştirdi. Belhanda ise kalacağını şu şekilde dile getiriyordu. Fatih Terim babam gibi, kalmak istiyorum. Bakın, ben söz konusu olan şeyin para olduğunu düşünmüyorum. Bazı oyuncular böyledir. Yıldız olmaları için yıldız gibi hissetmeleri gerekir. Hele hele en başta bahsettiğim sebeplerden ötürü Fransa'da büyümüş ve sert bir çocukluk geçirmiş bir Müslüman için.
hayatı boyunca hiçbir zaman ayrıcalıklı hissetmemiş, içinde her zaman adını koyamadığı bir kavgası olan faslı bir adam için. Bu ayrıcalık iyi geldi Younes'e. Paradan daha önemlisi bu takım için ne kadar değerli olduğunu hissettirdi. Defalarca yaptığı hatalara, tekrar ettiği sorumsuz davranışlara rağmen arkasında duran bir adam olduğunu gördü. Bu daha önce görmediği bir şeydi. Daha önce oynadığı kulüplerde benzer durumlarda pek çok kez kapının yolu gösterilmişti Younes'e. Ancak bu kez onun karşısında bırakın kapının yolunu göstermeyi, ona ayrıcalık tanıyan, onu gerçekten kazanmaya çalışan bir adam vardı. Belhanda'nın da o adama bir borcu. Sezonun ikinci yarısına bambaşka başladı. Daha önce hiç almadığı kadar sorumluluk aldı. 6 maçta 4 asist yaptı, 3 gol attı. Özellikle son Trabzonspor maçında ortaya koyduğu performansla ilk yarıdaki hatasının özrünü 2 gol atarak diledi. Montpellier günlerini anlatırken kusursuz top tekniğinden ve topun onun ayağına ne kadar çok yakıştığından bahsetmiştim. Belhanda ile ilgili söyleyebileceğim ikinci şey sahip olduğu oyun görüşü. Top ayağındayken kafası hep yukarıda. Takım arkadaşlarının nerede olduğunu hep görüyor. Her zaman deniyor. Her zaman dikini oynuyor. Bence bu özelliği Galatasaray'ın o yokken kazanamıyor oluşunun en güzel açıklaması. Sanki canı oynamak isterse çok başka bir seviyenin oyuncusuna dönüşüyor. Fakat istikrar kafalardaki en büyük soru işareti. Bakın Özgün ve ben bile onun hakkında sürekli fikir değiştiriyoruz. Canının oynamak istediği maçlarda büyüleniyor, sorumsuzca davrandığı ve oyundan düştüğü anlarda futbolculuğunu sorguluyoruz. Açık söylüyorum, bu Belhanda'nın hikayesini dördüncü kez hazırlama teşebbüsümüz. Metin defalarca kez değişti. Her yayınlamaya niyetlendiğimizde Younes öyle bir şey yaptı ki hikayeyi yayınlamaktan vazgeçtik. Hatta biz bu hikayeyi yayınlayana kadar Belhanda yine bir şey yapmış ve biz bu satırları tekrar çöpe atmış olabiliriz. O yüzden Belhanda düzeldi demek için henüz erken. Bir daha bir disiplinsiz davranış yapıp takımını yalnız bırakır mı bilmiyorum. Galatasaray'a şampiyonluk yolunda katkı sağlamaya devam eder mi bilmiyorum. Galatasaray bu sezonda şampiyon olabilir mi onu da bilmiyorum. Ancak bildiğim tek bir şey var. Belhanda'nın o adama bir borcu var. Varlığın yakıyor. Yokluğun yok ediyor. Haydarin narin 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 ana. Na na na.